Evet. Peki sorularla devam edeceğim. Cihan Bey'in sorusu var Mehmet Özcan sana. Galatasaray'da Luyendama Aytaç Olcan küskün mü? Durumları nedir? Şimdi Luyendama'nın sözleşmesi uzatıldı. Stratejik bir uzatma. Çünkü sezon sonu serbest kalacak ve 8 milyon euro bonservis verilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama filmi başa saralım ve ben izleyicilere şu soruyu sorayım. 2020 yazında Galatasaray Louis nın sözleşmesini feshetse biz senden memnun değiliz. Al Hı -hı. nereye gidiyorsan git. İtiraz etmezlerdi. Sergen Yalçın Louis Beşiktaş'a alsa. İtiraz etmezlerdi. Galatasaray'da Alanyaspor'da, Alanya Spor'da boşa çıkmış Wellington alsa. Galatasaray İtiraz. taraftarı ne derdi? Şimdi bugün <laughs> Marka Nelson iyi diye de Louis bu kadar eleştirmek e, oyuncunun özgüveni ben, yerlerde. Ben, bence ben de birebir de kötü bir stoper olduğunu asla düşünmüyorum. Ben bir forvet oyuncusu olsam Louis Neman'ı eşleşmek istemem. Geçen sene Abubakar'la girdi. Abubakar ki zekası üst düzey bir oyuncu. Onunla bir mücadelelerde galip çıkmıştı. Ne oldu o kadar iyi oynadığı maçta? Bir yanlış hata. Josef'in golü yani tırnak içinde sakar bir stoper Luyendam'a. Yaptığı hatalar gole sebebi oluyor. Şu an mesela oluyor. Alparslan'dan da sonra. Evet ben bunu bu arada söyleyeyim. Yani Alpaslan Luyendam asla aynı seviyede. Luyendam'a ile Alparslan'da ben. Yani Nelson markada bir sıkıntı olur. Artı Nelson'la markayı hatırlatalım. Nelson 7 milyon euroluk bir yatırım. Marka en değerli oyuncusu Galatasaray'ın. Artık Senin Galatasaray üçüncü stoperin lüğünde mi Benim üçüncü stoperin lüğünde ama ve ben şunu da görüyorum Serdar abi. Marka satılabilir. Yani teklif gelecek. Napoli'nin hmm. ciddi bir revize. Çünkü sezon başı şöyle izleyicilere bileyim istihbarat olarak. Napoli ve Krasnodar istedi Marka'yı. Krasnodar 8 milyon euro teklif etti. Napoli 12 milyon euro kiralık kartı opsiyon ama opsiyona zorunlu koydurmadı. Sebebi de şuydu. Marka'nın ligde, süper ligde geçerli 8 haftalık cezası İtalya Serie A'da da geçerliydi. Yani İtalya'ya da Napoli'ye transfer olsaydı Eylül ayında cezası orada Kasım da. ayına kadar yine ligde oynamayacaktı. İşte bu yüzden de kalıcı bir e, anlaşmaya yanaşmadılar ama Avrupa Ligi'ndeki performansı, Süper Lig'e dönüşü, Napoli'ye benim istihbaratlarım Ocak ayında teklifi bu sefer kalıcı bir bonservis teklifi. Galatasaray değerlendiriyor. Öyle bir şeyde de Nelson Luyendam yapabilirsiniz stoper hattını. Bir şekilde Nelson Luyendam'ın uyum sağlamasını bekleyeceksiniz. Yani ben burada oyuncu da küçümsemek diye bu arada Wellington'u çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın geçen sene şampiyonluğunda da ben yani bazı oyuncuların bazı noktalarda şanssızlığı oluyor. Örnek Muhammed Elnen'in iyi bir oyuncuydu. Kendisinden evet. sonra gelen Joseph De Sozo olduğu için hani Muhammed Elnen'in iyi olduğunu unutuldu. Aranmadı. Wellington Aranmadı. iyi bir oyuncu. En ile aynı takımdan geldiği için en sakalını formu düşük olduğu için hani mesela örnek e, Hatay maçı Montero ile başladı mesela Sergen Hoca. Wellington varsa, Wellington orada e, Montero oynamaz. Mesela örnek veriyorum. Aynı seviye değil bence. O yüzden yani ben Luyendaman'ın da biraz haksız eleştirildiğini, biraz oyuncunun özgüvenini de yani orada Fatih Hoca'nın tercihleri de oyuncuya yaklaşımı da önemli. E, ama hani Galatasaray'da Aytaç'ın devre arasında ayrılma ihtimali yüksek. Sebebi ee, yeni Malatya, Adana Demir spor takım isimleri verelim. Birçok takım ilgileniyor. Muhtemelen devre sayılar artık kadroya giremiyor. Oğulcan konusunda ben Oğulcan'ın çok ayrılacağını düşünmüyorum. Nedeni de şu. Bu kulüp size 1.2 milyon euro tazminatı öyle ya da böyle verdi. Ama hani ne kadar Galatasaray seviyesi, işte bu yaşanan Rize spor olan süreçte formasının uzak kalması, ritmini kaybetmesi yoksa geçen senenin Kasım Aralık aylarında çok beğendiğim bir oyuncu da olacak. Şu anlama uzaklaştırıyorsun ee, Galatasaray çok seviyesinden. seviyesinden. Serdar o zaman sana da soruyla geleyim hemen izleyicilerimizden. Bana girelim. bunlarla geldi işte. Neylerle? Sorularla. Sorularla. Evet Oğulcan Çağlayan konusunu çok merak eden izleyicimiz var. Hani onu biraz açacak olursak neden istenmeyen konumda? İstenmeyen konumda mı acaba sana göre? Yok değil. Yani kim istemiyor merak ettim. Serdar abi kulübeyi hatırlatalım orada izleyicilere. Yani Galatasaray'ın kulübesi Melike şöyle söyleyelim. Jagne oyuna giriyor. Muhammed oyuna giriyor perglu oyuna giriyor bazı maçlar. Yani Galatasaray'ın Barış Alper giriyor yani bayağı oyuncu var. Alpaslan hiç girmiyor. Ömer Bayram genelde oyuna giren oyunculardan biri. Bazı Babel oyuncular, yer kalmıyor. Babel yani 21'i dolduramıyorsunuz. Bu kadroda bazı oyuncuların şans bulması olcanın yüzünden. Neden? Sezon başı yaşadığı sıkıntılardan dolayı. Fatih Terim'in en formda futbolcusundan bahsediyoruz. Öyle demişti. Bir dönem evet. Hani bir futbolcu forma giyiyorsa o mevkilerde oynayanlar yatsın kalksın dua etsin olcanın sezon öncesindeki problemi ne o kadar formluydu hoca kendi söyledi ben de hep söylüyordum ne olursa olsun bir futbolcunun oynamasını engelleyen hukuki karar hukuki değildir bence çünkü onun oynaması lazım ki yani adı aylarca, futbolcu adamın aylarca oturdu maçları evet, aylarca ıı, oturdu. izledi tribünde. adı futbolcu ben kuş besledim güvercinleri biz kanatlarını bantlardık. Bir süre uçurmazdık diye. Sonra kanatları açtı kaçmasın diye. Uçmayı unutturuyorduk hayvanlara. Eziyet tabii Ya de sana inanamıyorum. Bir de söylüyor <laughs> ya. Ama çünkü kaçsızım. Çok pa <laughs> ah. pahalı. Şimdi sen bu adama 3 ay top oynattırma. 2 ay top oynat. Sakın yapmayın. Örnek teşkil etmesin lütfen. S 2, S -2 iki ay top oynattırma. E adam geriye gider. Şimdi onun geriye gitmesinden dolayı bazıları şans buldu. Peki sana soru gelmiş yine Serdar Sarıdağ'a. Diyorlar ki Serdar Sarıdağ'a göre derbinin favorisi kim? Bana göre derbinin favorisi Fenerbahçe. Fenerbahçe. Galibiyete şey, en çok ihtiyacı olan taraf olduğunu Tam da onu soracaktım. O bakış açısıyla mı soruyorsun? Çünkü e, yanlış anlaşılmasın Fenerbahçe taraftarı teşbihte hata olmaz. Hani bazen çaresizlikten çok büyük başarılar elde edersin çok büyük çıkış noktaları bulursun. Çaresizlikten. Bak çok ciddi söylüyorum. Bazı sadece futbol değil birçok alanda çaresizlik seni başarıya götürür. Ee, yani son çıkış noktan, köprüden önceki son çıkış gibi bir durum bu derbi. Çok iyi ihtiyacı var. Seyirci avantajı var Galatasaray'ın kabul ediyorum. Bakın Fenerbahçe Trabzon deplasmanında bile 10 kişi kalmasa tablo değişik olabilirdi. Çünkü çok iyi başladılar. Ve kim vardı ilk 11'de? Mesut. Bak demişler ki devam et sen. Mesut vardı. Bu bu kadar. Mesut efendim. gol pasını verdi. Yalnız ben Serdar abiye şöyle katılmıyorum. Fenerbahçe'nin ilk 11'inin 5 oyuncusunu bana say desen en önemli olmazsa olmaz. Altay, Valencia sıralama yapıyorum evet. hatta. Bence 1 Altay. 2 Valencia, çünkü Valencia ile diğer hücum oyuncular arasında bayağı uçurum var. Stoper yine iyi kötü oyuncular birbirini idare edebiliyor. İşte Serdar Aziz'i koyarsın, Tisserant'ı koyarsın, Novak koyarsın vesaire. Kim? Salah'ı 4. 5'te Gustavo derin büyük maç için. Şimdi Altay yok, Gustavo yok, Valencia yok. Bence çok önemli eksikler. Bana göre derbi, derbinin favorisi beraberlik. Yine ama benim, bir sıfır sıfırlık bir birlik e, maçlar mı? 0 e, sıfır sıfır ihtimali yüksek. Ya Ben şöyle sıfır sıfır bir bir ya da 2 bir biter ya da 1 sıfır iki ihtimali bir derbi. Bu aynı yorumu Beşiktaş Galatasaray maçı içinde yapmıştım. İki ihtimali bir derbi demiştim. Ya beraberlik Galatasaray penaltı yazsa beraber bitecekti ya da ev sahibi olduğu için Beşiktaş demiştim o günkü psikolojik şartlar. Sana katılıyorum Serdar abi psikolojik olarak Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var ama bu kadro yapısının ben 50 bin taraftarın önünde galibiyet çıkartabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe hiç mi 50 bin taraftar önünde Galatasaray'ı yenmedi? Yendi ama o zamanki Fenerbahçe'de hatırlayalım işte. Josef attı. Hani kadroda yine oyuncular vardı. Van Persie vardı vesaire. Evet. Alex vardı. Hani ben bu Fenerbahçe'nin çok deplasman derbisi. Hani Kadıköy olsa sana katılırdım. Hani Fenerbahçe galibiyeti daha bu kadar eksiğe rağmen artı. Kaleci çok önemli. Evet Altay'da genç yaşına tecrübesi zamanlarında fena derbiler çıkarmadı ama ben Berke'nin performansını hiç beğenmedim ee, o da yani biraz e, derbi öncesi benim Çok Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yani 1-0 öne geçse de o maç 1-1 bitebilir gibi geliyor bana Ben zaten normal olan bir şeyden bahsetmiyorum sıra dışı bir şeyden bahsettiğimi evet. biliyorum Ya bu da zaten her zaman olan bir şey değil